Herkese merhaba çocuklar. Tonguç Akademi 2. sınıf kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 29 Mart Pazartesi ve sizinle Türkçe dersinde beraberiz. Konumuz ne? Sözcük türleri 4. Evet, sözcük türlerine bayağı bir ilerlemiştik sizinle. Şimdi bugün 4. bölümle beraberiz. Hazırsanız hızlı bir şekilde derse başlıyoruz çocuklar. Evet bugün neler öğreneceğiz? Daha önceki sözcük türlerine neler öğrenmiştik? At, özel at öğrenmiştik. Tür adı yani cins adı öğrenmiştik. Tekil at, çoğul at öğrenmiştik. Ve bugün de dersimizde sizinle adın yerine kullanılan sözcükler ile iş ve hareket bildiren sözcükleri öğreneceğiz. Konumuzun içerisinde. Hemen o zaman hızlı bir şekilde başlıyoruz. Adın yerine kullanılan sözcükler. Evet çocuklar. Kendisi ad yani isim olmadığı halde adın yerine kullanılan sözcüklere ne denir biliyor muyuz? Bunu size sadece kulağınızda kalsın. İleride duyduğunuzda şaşırmayın diye söylüyorum. Evet bunlar aynı zamanda zamir çocuklar. Peki, nedir bunlar? Adın yerine kullanılan bu sözcükler nelerdir çocuklar? Burada yazıyor. Şu cümleyi beraber tamamlarsak bir tane örneği birlikte yapmış oluruz. Nokta nokta yağmuru çok severim diyor. Hangisiyle tamamlayabiliriz acaba? Bakalım adı yerine kullanılan sözcüklere ben, sen, o, biz siz ve onlar. Altı tane sözcüğümüz var çocuklar. Böyle adın yerine kullanılan kendisi ad olmadığı halde adın yerine kullanılan altı sözcüğümüz var. Bunlar da ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Peki şimdi cümlemizi uygun kelimeyle tamamlamak istersek eğer nokta nokta yağmuru çok severim. Kim? Bu cümle nasıl tamamlanır? Tersten başlayalım. Onlar yağmuru çok severim. Oldu mu? Hayır. Siz yağmuru çok severim oldu mu? Hayır. Biz yağmuru çok severim oldu mu? Hayır. O yağmuru çok severim olmadı. Sen yağmuru çok severim olmadı. Ben yağmuru çok severim oldu. Yani ben gelmesi gerekiyor. Ne kullandık? Adın yerine kullanılan sözcüklerden kullanmış olduk. Hemen tekrar hatırlıyoruz. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ben yağmuru çok severim. Hadi bu cümleyi bütün diğer adın yerine kullanılan sözcüklere uygun hale getirelim. Nasıl? Ben yağmuru çok severim. Sen gelseydi eğer, sen yağmuru çok seversin. O yağmuru çok sever. Biz yağmuru çok severiz. Siz yağmuru çok seversiniz. Onlar yağmuru çok severler olacaktı. Bu şekilde cümlelere bakarak hangi kelimenin geldiğini ya da yerine hangi kelime getirmemiz gerektiğini bulabiliriz. Hemen pekiştiriyoruz etkinliğimizle. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere uygun kelimeyi yazalım. Tabii ki kelimelerimiz ne? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Hadi bakalım. Hafta sonu pikniğe gideceklermiş. Bakın onlar gideceklermiş, değil mi? Yani onlar hafta sonu pikniğe gideceklermiş. Hemen yazdım. Pekala. Bilgisayar oyunlarını çok sever. Siz bilgisayar oyunlarını çok sever. O bilgisayar oyunlarını çok sever. Harika. O bilgisayar oyunlarını çok sever. Nokta 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 akşamları sessiz sinema oynarız. Akşamları sessiz sinema oynarız. Kimler? Bizler. Yani biz akşamları sessiz sinema oynarız. Bakın cümlenin devamına göre ne yapıyorum getirebiliyorum. Karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olurum. Kim? Ben değil mi? Ben karşıdan karşıya geçerken çok dikkatli olurum. Harika. Nokta 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 de düğünden mi geliyorsunuz? Geliyorsunuz. Sen de düğünden mi geliyorsunuz? Olmadı. Onlar da olması lazımdı. Olmadı. Siz de evet. Siz de düğünden mi geliyorsunuz? Harika. Nokta nokta çok şanslısın. Ben çok şanslısın. Olmaz. Sen çok şanslısın. Yani sen gelecek. Sen çok şanslısın oldu. Ne yaptık? Adı yerine kullanılan sözcüklerimizi cümlelerde doğru şekilde yerleştirdik. Yerine koyalım. Şimdi ne yapıyoruz çocuklar? Altı çizili kelimelerimiz var görüyorsunuz. Cümlelerde bu kelimeleri çıkarıp adın yerine koyulabilecek diğer kelimeyi koyarak cümlelerimizi tekrar yazacağız. Nasıl? Hemen birincisini hızlı bir şekilde gösteriyorum. Ahmet sınava çok çalışmış. Ahmet yerine ne diyebilirim? O diyebilirim değil mi çocuklar? O sınava çok çalışmış diyebilirim. O yüzden hemen yazıyorum. O sınava cümlemini aynısını yazıyorum. Çok çalışmış. Peki ne yaptım? Ahmet'in yerine o koydum. Bengü ile Kerem çok güzel şarkı söylediniz. Bengü ile Kerem çok güzel şarkı söylediniz. Kim çok güzel şarkı söyledi? Siz, değil mi? Evet, siz çok güzel şarkı söylediniz. Evet, ne geldi? Bengü ile Kerem'in yerine siz geldi ve noktamı koydum. Abim ve ben yürüyüşe çıktık. Abim ve ben, yani biz, değil mi çocuklar? Biz yürüyüşe çıktık. Ne yaptık? Abim ve ben yerine biz koyduk. Bugünkü yarışmada Emre ve Erdem kazandılar. Emre ve Erdem. Yani bugünkü yarışmada kim kazandı? Emre ve Erdem yerine ne diyebilirim çocuklar? Hadi birlikte buluyoruz. Onlar. Evet. Onlar kazandılar. Harikasınız çocuklar. Onlar kazandılar. Nokta. Bu ay en çok müge atık pil toplamış. Bu ay en çok kim? Müge ya da o. Değil mi çocuklar? O atık pil toplamış. Evet. O atık pil toplamış mış dedik. Ne yaptık şimdi? Ahmet yerine o yazdık değil mi? Bengü ile Kerem yerine ne yazdık? Siz yazdık. Abim ve ben yerine biz yazdık. Emre ve Erdem yerine onlar yazdık. Müge yerine o yazdık. Ne yaptık? Adın yerine kullanılan sözcükleri yerleştirdik. Cümlelerdeki adın yerine kullanılan sözcükleri birlikte bulalım çocuklar. Cümlelerimiz var. Her cümlede var. Hemen birlikte onları bulacağız. Şimdi sizinle. Hadi bakalım. Bu kitap senin mi? Bu kitap senin mi? Neydi adın yerine kullanılan sözcüklerimiz? Ben, sen, o, biz, siz ve onlardı. Hemen buluyorum. Sen değil mi burada ne kullanılmış? Senin kullanılmış. Meyveleri onlar aldılar. Kimler? Ayşe ile Fatma. Yani onlar. Onlar aldılar. Evet. Bu kalemleri sen mi kırdın? Bu kalemleri sen mi kırdın? Nedir burada adın yerine kullanılan? Sen. Sizinle oynamak istemiyorum. İşte tonguç ve tankutla oynamak istemiyorum yerine ne kullanılmış? Sizinle kullanılmış değil mi? Siz sizinle. Peki. Tatile onlar da geleceklermiş. Kimler? Ahmetler, kimler? Emreler, kimler? Mehmetler. Yani onlar tatile onlar da gelecekmiş derken onlar kelimesi adın yerine kullanılmış. Biz Ebe olarak seni seçtik. Hmm. Ben burada iki tane görüyorum çocuklar. Biz yani Merve ile Eda, Ebe olarak seni yani Tuana'yı seçtik. Merve ile Eda, Ebe olarak Tuana'yı seçtik. Bakın biz ve sen var değil mi? Biz ve seni var. Harikasınız. Yarışmada o birinci oldu. Yarışmada kim birinci olmuş? Oktay birinci oldu. Yarışmada o birinci oldu. O kelimesi adın yerine kullanılmış. Ben okula sizinle geleceğim. Ben yani Tongül okula sizinle yani Tankut ve Tonguç'la geleceğim. Ben sizinle o yüzden iki tane var. Ben ve sizinle. Neydi adın yerine kullanılan sözcüklerimiz? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Altı tane vardı cümlelerde onları bulduk beraber. Bir sorun var sizlere. Kütüphanedeki kitapları Bilal ve ben temizledik cümlesinde. Altı çizili kelimelerin yerine hangisi getirilir? Cümleye bakalım tekrar. Kütüphanedeki kitapları Bilal ve ben diyor. O getirebilir miyiz? O temizledik. Bilal ve ben. Hayır. Onlar. Bilal ve ben temizledik. Bakın Bilal ve ben diyor. Yani biz temizledik demek istiyor. Değil mi? Evet. Ne getirebilirim yerine? Biz getirebilirim. O olmaz. Onlar olmaz. Eğer o olsaydı Bilal diyebilirdi çocuklar. Onlar olsaydı Bilal ile Celal diyebilirdi mesela. Ama biz dedi çünkü Bilal ile ben dediği için bir cevabı yani C şıkkımız doğru cevabımız olacaktı. Etkinliğimiz var tabii ki. Nedir? Bu cümlelerde boşluk bırakılan yere alttaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? Hadi bakalım beraber buluyoruz. Bu şiiri onlar mı yazdın? Sen mi yazdın? Hangisi olacak? Tabii ki sen mi yazdın olacak değil mi çocuklar? Bu şiiri sen mi yazdın? Evet harika. Hemen devam edelim. Geçen hafta makarnayı nokta 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 yapmışlardı. Biz yapmışlardı mı? Onlar yapmışlardı mı? Tabii ki onlar yapmışlardı olacak. Geçen hafta makarnayı onlar yapmışlardı. Nokta 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 artık gitar dersine gitmek istiyorum. Ben artık gitar dersine gitmek istiyorum mu? Sen artık gitar dersine gitmek istiyorum mu olacak? Tabii ki ben artık gitar dersine gitmek istiyorum. Yarın nokta nokta de bizimle gelin. O de bizimle gelin. Olmuyor. Yarın siz de bizimle gelin derken cümlemiz tamamlanıyor ve doğru oluyor. O yüzden siz kelimesi gelecekti. Evet çocuklar. Derse başlarken iki konu başlığından bahsetmiştik. Birincisi neydi? Adın yerine kullanılan sözcüklerdi. Diğeri de İş ve hareket bildiren sözcükler. Evet, verilen cümlelerde yapılan işi ya da hareketi bildiren sözcükler bulunur çocuklar. Şimdi bizler buradaki resimlerde gördüğümüz şeyleri beraber yazacağız ve o cümlelerde yani bunlarla ilgili cümle kuracağız ve o cümlelerde İş ve hareket bildiren sözcükleri birlikte bulacağız. Birinci resimle başlayalım. Birinci resimde ne görüyoruz çocuklar? Yemek yapan birini görüyoruz, değil mi? Yemek yapan biri var. Peki, ne yazacağız birinci cümlemiz için sizce? Bu bir çocuğun annesi olsun. Annem yemek yapıyor. Hadi yazalım beraber. Annem yemek yapıyor. Hadi bakalım birinci cümlemizde başlayalım şöyle. Annem yemek yapıyor. Peki bu cümlede çocuklar iş ya da hareket bildiren kelime hangisidir? Annem yemek yapıyor cümlesinde iş ya da hareket bildiren kelime hangisidir? Tabii ki yapıyor değil mi? Yaptığı iş ne? Yemek yapması, buradaki iş yemek yapıyor olması. Yani yapıyor buradaki iş ve hareket bildiren cümlemiz. Peki, burada ne görüyoruz çocuklar? Tonguç pencereyi ne yaptı? Kapatıyor mu, açıyor mu? Kapatıyor. O zaman hadi yazalım beraber. Tonguç pencereyi ne yapıyor? kapatıyor değil mi? Evet, kapatıyor. Peki. Burada bu cümlede çocuklar iş ya da hareket bildiren sözcük nedir? Buradaki olay ne? Tonguç'un pencereyi kapatması değil mi? Yani buradaki iş ne ya da hareket ne? Pencerenin kapatılması. Yani kapatıyor kelimesi buradaki işi ya da hareketi bildiren sözcük. Peki, diğer resimde ne görüyorum çocuklar? Evet, gökyüzünde uçan bir uçurtma görüyorum. Onun ipini şöyle aldım ve şuraya yazalım beraber. Gökyüzünde uçurtma uçuyor. Hadi bakalım. Gökyüzünde uçurtma ne yapıyor? Uçuyor. Peki buradaki iş ya da hareket bildiren kelimemiz hangisi? Burada uçurtma ne yapıyor çocuklar? uçuyor değil mi? Burada yaptığı iş ne? Uçmak ya da hareketine burada uçma hareketini yapıyor. O yüzden buradaki kelimemizde ne olacak? Uçuyor olacak. Burada ne var çocuklar? Evet. Bir arkadaşımız bisiklete biniyor. Arkadaşımızın adı ne olsun? Arkadaşımızın adı Mert olsun. Mert bisiklete biniyor diyelim. Mert bisiklete biniyor. Evet, Mert bisiklete biniyor. Peki bu cümlede Hareketi ya da işi bildiren kelime hangisidir çocuklar? Burada ne oluyor? Mert bisiklete biniyor. Yani binme hareketini, bisiklete binmeyi yapıyor, gerçekleştiriyor. Yani biniyor bizim buradaki işi ya da hareketi bildiren kelimemiz. Yapıyor, kapatıyor, uçuyor, biniyor, geliyor, gidiyor, üzülüyor, ağlıyor, ödev yapıyor, yazı yazıyor, kitap okuyor gibi bir sürü bunu arttırabiliriz çocuklar iş ve hareket bildiren sözcükleri. Hemen pekiştiriyoruz. Nasıl? Aşağıdaki cümleleri bulutlarda verilen sözcüklerden uygun olanları ile tamamlayalım. Beraber öncelikle kelimelerimize bakalım çocuklar. Gittik, bulamadım, sallandık, kullanmaz, yanlıştı, süpürüyor, anlatıyorum, verdi. Evet. Hadi bakalım beraber cümlelerimizi tamamlayacak kelimeleri bulalım sizinle. Babam arabaya hızlı ne yapar? Evet babam arabayı hızlı ne yapar? Kullanmaz, değil mi çocuklar? Evet, kullanmaz. Babam arabayı hızlı kullanmaz. Hemen tamamladık cümlemizi. Buradaki hareket bildiren kelimemiz nedir? Kullanmaz değil mi? Evet. Kırmızı kalemimi kalemliğimde gittik. Burada kırmızı kalemimi kalemliğimde ne yapmış olabilirim ya da ne yapmamış olabilirim? Bulmuş ya da bulamamış, görmüş ya da görememiş olabilirim. Hangisi var seçeneklerimin içinde? Bulamadım var değil mi? Kırmızı kalemimi kalemliğimde bulamadım. Evet hemen iş ve hareket bildiren sözcüğümüzle tamamladık. Parkta salıncaklarda ne yapmışızdır? Sallanmışızdır. Yani sallandık. Burada hangi iş yapılmış ya da hangi hareket var çocuklar? Sallanma hareketi var. Bu işi kimler yapmış? Bilmiyorum ama ne yapmışlar? Parkta salıncaklarda sallanmışlar. Bu işi ya da hareketi yapmışlar. Abim evi gittik olmadı. Abim evi verdi. Abim evi anlatıyorum. Abim evi süpürüyor. Evet. Abim evi süpürüyor. Burada abisinin yaptığı iş nedir çocuklar? Süpürmek, değil mi? Yani işi ya da hareketi anlatan kelimemiz süpürüyor kelimesi. Ben çok güzel masal anlatıyorum. Evet, ben çok güzel masal anlatıyorum. Buradaki yapılan iş ne? Masalı anlatmak, değil mi? Bildirilen iş masalı anlatmak anlatıyorum kelimesi iş ve hareket bildiren kelimemiz. Geçen yaz Asya güneşte ne olmuş olabilir? Yanmış olabilir, değil mi? Geçen yaz Asya güneşte yanmıştı. Peki buradaki işi ya da hareketi bildiren kelimemiz nedir? Yanmıştı. Geçen yaz Asya'nın güneşte yaşadığı durumu söylüyor. Yanmış olduğunu bahsediyor. Yani başına gelen işi söylüyor ve bu kelimemizi de tamamladık. Dün akşam misafirliğe gittik. Hangi iş yapılmış? Gitme işi yapılmış. Gittik kelimesiyle tamamladık. Öğretmenin bana yıldız verdi değil mi çocuklar? Öğretmen ne yapmış? Vermiş. Yıldız vermiş. Verme işini yapmış. Yani iş ya hareket bildiren kelimemiz burada ne olacak? Verdi olacak. Ne yaptık çocuklar burada sizinle birlikte? Cümlelerimizi iş ya da hareket bildiren kelimelerden uygun olanları ile tamamladık. Peki ara. Etkinlik nedir bu etkinlik biliyor muyuz? Şimdi sizinle birlikte çocuklar resimde gördüğümüz durumlarla ilgili bazı kelimeler yapacağız. Bu kişiler ne yapıyor? Burada resimlerden yola çıkarak biz iş ya da hareket bildiren kelimeler ya da cümleler yazacağız birlikte sizinle. Hadi bakalım ne, ne görüyoruz burada? Önce onu konuşalım. Üzgün, ağlayan. Bakın şurada bacağında yarası olan bir çocuk var. Ne yapabiliriz? Hadi birinci cümlemiz. Çocuk ne olmuş? Bacağı yaralanmış değil mi? Evet. Çocuğun bacağı yaralanmış. Hadi yazalım beraber. Çocuğun bacağı ne olmuş? Yaralanmış. Evet. Peki, bir tane daha yazalım. Ve çocuk canı yandığı için ne yapıyor çocuklar şu anda? Ağlıyor. Evet. Çocuk çok ağlıyor. Evet, çocuk çok ağlıyor. Peki, bu cümlelerde bize İş ya da hareket bildiren kelime hangisidir? Burada çocuğun bacağı yaralanmış cümlesindeki iş ya da hareket nedir çocuklar? Yaralanmış olması değil mi? Evet, burada yaralanmış olması. Çocuk çok ağlıyor. Ne yapıyor? Ağlıyor. Burada çocuğun o andaki yaptığı işi söylüyor. Peki, diğer cümlemize bakalım. Diğer cümlemizi yazmak için de resmimize bakalım beraber ne yapıyoruz? Resmimizde ne görüyoruz çocuklar? Bir yağmur esnasında yürüyen kişiyi görüyoruz değil mi? Hadi yazalım o zaman beraber bununla ilgili iki adet cümle. Kız yağmurda yürüyor. Hadi o zaman şöyle siyahla yazalım. Kız yağmurda yürüyor. Peki aynı zamanda ne olmuş bu yağmurda yürüdüğü için? Çok ıslanmış. Evet yağmurda çok ıslanmış. Şimdi bu cümlelerimizde bize iş ya da hareket bildiren kelimeleri beraber bulalım. Kız yağmurda yürüyor değil mi? Yürüme işini yapıyor. Hareketi yürüme hareketini yapıyor. Yağmurda çok ıslanmış. Burada da ne olmuş bu kişiye? Islanmış, ıslanılmış olmaktan bahsediyor. Cümlelerimizdeki İş ya da hareket bildiren kelimelerimizi bulduk. Bir sorun var sizlere. Eksik kelimeler hangi seçenekte doğru verilmiştir? Dün hamburger nokta nokta nokta, kuzenin bana kitap nokta nokta nokta, rüzgarda uçurtma nokta nokta nokta. Pekala kelimelere bakıyorum. Aldım gitti uçurduk. Yedim aldı ağladık. Yedim aldı uçurduk. Hadi yerlerine koyalım. Öncelikle A seçeneğini koyarak yapalım. Dün hamburger aldım. Oldu. Kuzenim bana kitap gitti. Oldu mu? Hayır. Rüzgarda uçurtma uçurduk. Evet ama hepsi doğru değil. Elendi. Dün hamburger yedim. Evet. Birinci kelimemiz ne yaptı? Yerine Uydu çünkü hamburger yemek değil mi? Olabilecek bir şey. Kuzenim bana kitap aldı. Evet bu da olabilecek bir şey çocuklar. Doğru yani olabilecek bir şey derken cümlemi doğru tamamlayan bir kelime oldu. Rüzgarda uçurtma ağladı. Maalesef bu doğru bir iş hareket bildiren buraya getirebileceğim bir kelime değil çocuklar. Dün hamburger yedim. Evet Hamburger yedim. Ne yaptım? Yedim. Yaptığım işi anlattım. Kuzenim bana kitap aldı. Evet. Ne yaptı? Aldı. Alma işi. Rüzgarda uçurtma. Uçurduk. Ne yaptık? Uçurduk. Değil mi? Yaptığımız işi söyledik. Yani doğru cevabımız üçünde doğru oldu. C şıkkımız olacak çocuklar. Peki. Devam ediyorum. Ve nereye geliyorum? Dersin sonuna geliyorum çocuklar. Adın yerine kullanılan sözcükleri öğrendik bugünkü dersimizde sizinle ve bunlar neydi? Ben, sen, o, biz, siz ve onlar, değil mi? Bir de iş, hareket bildiren sözcükleri öğrendik. Mesela geldi, gitti, okudu, yazdı. Anlattı. Başka ne olabilir? Ee, sofrayı topladı mesela değil mi? Gibi 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 uzatabileceğim iş ya da hareket bildiren sözcükleri öğrendik. O zaman gelsin ödüllü sorumuz. Adın yerine kullanılan sözcükler nelerdir? Çok kolay herkes bu soruyu cevaplayabilir. Cevabı yorumlarda bekliyorum çocuklar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.